Ya ne kadar güzel bir sürpriz oldu bana. Şimdi dün size de söyledim ya, Cuma'yı da Rasima'yı bekliyorum, Rasima'yı bekliyorum, gelecek mi gelmeyecek mi? Bugün cumartesi bana sürpriz yapmış cadı. Ne kadar güzelsin, zayıflamışsın, tarzın çok hoş hanımefendi. Ya çok güzel sürpriz oldu. Ben seni dün bekliyordum, kızlara da vlogda söyledim. Ne söyledin? Rasima gelecek diye. Seninle konuştuğumuz günden itibaren diyorum Cuma günü Resim'e gelecek. Cuma Gelemedim ya. Çok iyi Biraz oldu. Hoş işlerim geldin. vardı. Hoş bulduk Güzellik. canım. Maşallah. Aşkım. Sürpriz yapmışlar. Gördün mü? Dün bekliyorduk. Ara saat teyzesi kadar olmuş. Hoş geldiniz kızlar. Sizinle böyle tatlı bir başlangıç yaptık. Biz bugün burada bütün gün temizlik yaptık. İnanın şimdi oturduk anlatırım onu. Hiç vaktimiz olmadı. İbo servisçe çıktı. Hadi git odanı gezdir onlara. Git bak da gel. Gelsin mi yoksa oğlanları götür. Ben bacımı götürüyorum. Dur mamanın zakazı da tam. Tamam. Şuradan kapatıyoruz ben, aşkım. Dur, öğreteyim sana anne. Sen dertle ne zaman geldin? Sen bacım? Dert mert yok bacım sende. Evet, dert aldım. Hele bak bakayım çok güzel, beğendin çok mi? Beğendim bacım. Sen vlogda bakıyor muydun yoksa bakmıyor muydun bakıyordun değil mi? Oradan daha görmüştün. Evet. Bilgisayarın şey çok küçük geliyor benim eve. Tamam hele karıştırmayın oradan uzaklaşın. Benim Ümmet. Bir tane oyun bilgisayarı var ya. Aşkım. Onun şey He, oyun bilgisi asıl onu şimdi biz yarın şey arasın bilgisayarından kaldıramayız. Onun bilgisayarı Bırak Veti'ye. Hele at hele bunları içeri. Senin tezgahtarlığını bir konuştur hele. Eski Hayır, tezgahtarlıklar kim kaldı? Bacım şunlar çok güzel ama. Sen bak ben müşterime bakayım. Evet onlar benim kral şeyim malım. Bırak Veti. Ayağın uğurlu geldi resim. Madamlar hemen. Aslında madamların içeri girmesi lazım. Madamlara göre kıyafet içeride. Tamam. Neyse Yusuf şoktan su falan, maden suyu falan aldı geldi. Biz dükkanı açtık. Bir temizlikler, bir işler hepsini göstereceğim. Bismillah daha yeni oturabildik. Tam oturduk şurada Diana ile sodamızı içiyorduk. Bu arada Diana bana yeni manikür yaptı. Kalıcı oje değil tabii ki. Beyaz oje. Neyse müşterim geldi onlarla ilgileneyim. Yusufçuğum sağ olsun hemen gecikmiş bayram tıraşı. Yarattı seni. Yemek hazır hadi gelin. Şimdi anneciğim bir şeyler hazırlamış. Bu pilav iki anne. Pirinç. Unuttum. Basmati. Basmati pirinçli. Körili değil mi? Körili basmati pilavı. Pilav iki. Türlü. Pidemiz var. Dolmaki. Afiyet olsun. Bir bakın bana şöyle anı kalsın. Dolmaki. Şimdi sırada kim var tıraşta? Aras var. Sonra en büyük aslan. Hepimiz Dolmaki. Tıraştan geçiyoruz. Dolmaki. Tamam mı? Dolmaki. Aferin size. Afiyet olsun. Sağ ol anneciğim. Anneciğimin geçen anneme Mehtap'tan aldım dediğim elbisesi. Paletli. Çok da güzel, güzel olmuş. Değil mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Bebişlerim yemekler yendi. Enerjiler toplandı. Dükkanda yapılacak işler yapıldı. Yalnız Resim'e şey dedi. Şu ya siyah takımı çıkar dedi. Ki bu takıma da ilgi var biliyorsunuz. Bundan bahsetmiştim size. Ya da dedi şu ortadaki pembe elbiseyi çıkar. Onun yerine şu beyazı tak. Şu anda natural natural renkler bu tarz şeyler tercih ediliyor biliyorsun dedi. Şu elbiseyi giydir dedi. Evet gerçi güzel böyle Hintlik mi ne derler buna böyle tarzı bohem hoş bir elbise. Evet vitrini değiştireceğim ama bugün değil. Benim bugün tarzımı kızlar beğenmedi. Ben size kendimi göstermedim değil mi? İşte o yüzden diyorum ki bana elbise çok iyi oluyor. Tek parça. Tarzım bugün hiç kimse beğenmedi. Ben de bugün zaten temizlik yapılacağı için öyle giyindim. İyiydi ama Resiman'ın sürprizini bilmiyordum tabii. Gerçi Resiman'ın geleceğini bilseydim de tabii daha şık olur muyduk? Olurduk. Niye olmasın misafiri karşılamak için. Şimdi benim çalışkan bacım gelir gelmez hemen Domestos'u kaptı. Geldi. Dedi ki bu lavabonun rengi nedir böyle dedi. Ben şimdi dedi burayı bir çitileyeceğim dedi. Bakın teli de getirmiş. Buraya koymuş. Eldivenleri annemden emanet almıştı. Eldivenleri geri götürdü bıraktı. Eskiye göre tabii ki lavabonun rengi birazcık daha açıldı. Şu dedi nedir dedi ya böyle nasıl çalışıyorsun dedi bu su belan falan. Bayağı kızdı böyle ablalık yaptı bana. Benden Resim'e 2 mi? 2,5 yaş büyük. Dedim peki baş tacı. Resim'e gelir gelmez hemen o turistlere de satış yaptı. Dolarla satış yaptı. Sohbet etti. Kadınlar daha yeni gelmişler.
bir hafta buradaymışlar. Görüşürüz, ben buradayım, her zaman sizi beklerim falan dedi. Kadınlar dedi ki peki bu bayan kim falan. Amcamın kızı dedi falan filan şilan. Öyle şey yaptık sanki kendi burada çalışıyormuş gibi. Zaten eski tezgahtar Rasima. Biz onunla Göynük'te beraberdik bekarken. Aynı evde kalıyorduk. O ev tekstilinde çalışıyordu. Ben de gene butikte çalışıyordum. Neyse bizim hikayemiz derin. Bir gün Rasima'yla belki otururuz. O isterse oturur konuşuruz. Mukbang gibi bir şey yaparız. Şimdi yeni gelen ürünlerden size göstermek istediğim bir elbise var. Eğer kendimi tekrarladıysam özür dilerim. Çünkü size bunu daha önce göstermiş de olabilirim. Hatırlamıyorum. Göstermediysem de ilk defa göstermiş oluyorum. Trendyol'dan şöyle indirimde denk geldikçe elbiseler alıyorum. Ben bunun kumaşını bu kadar kalın tahmin etmiyordum açıkçası. Kışlık olacağını bilseydim almazdım ama çok da pahalı bir şey değildi. Ondan dolayı olsun. Belki kışa doğru, sezon sonu doğru şey yaparım. 4 tane aldım. Böyle sırt detaylı güzel bir elbise. Bunu size göstermek istiyorum. Ondan sonra bunları göstermiştim zaten değil mi? Bunları askıladım. Başka dükkanlık değişikliklerden başlayalım, sonra pasaja doğru kayarız. Bu elbiseyi daha hiç denemedim. Biliyorsunuz kendim için almıştım bir tane Antalya'dan. Hiç denemedim. Bir deneyeceğim. Bakacağım eğer hoş olursa üzerime. Rahat edebileceğim tarz diye düşündüm, aldım bol. Ama şimdi kumaşı nasıl biliyor musunuz? Vücuda oturan bir kumaşı var ve hani ben de çok zayıf olmadığım için vücut hatlarımı çok belli eder mi ikilemdeyim. Bunu bir deneyeceğim. Eğer şey olursa, İstediğim gibi olursa bunu hemen bugün götüreceğim yanımda. Olmazsa da burada bırakacağım, satacağım. Zaten etiketi üstünde hiç denemedim bile yani. Orada da denettirmediler. Çok tuhaftı gerçekten aldığımız yer. Her şey indirimli zaten. Herkes denerse ne olacak falan gibi bir tavır vardı. Belki bahsetmişimdir size. Onun dışında dükkanımda değişiklik ne var? Değişiklikten ziyade şurası ana baba günüydü geldiğimde. Tişörtler ve şortlar özellikle. Dün benim beyler, kardeşim ve Yusuf satış yapmaya çalışmışlar. Tamam, Yusuf tişört satmış. İbrahim de beden bulamamış. Şort satacaktım abla, iki tane diyor. Bütün bunlar allak bullaktı burası. Ben buraları tekrardan düzenledim, katladım. Bedenlerine göre sıraladım şortları. Onun dışında biz bugün ne yaptık biliyor musunuz? Abdullah abiyle Emine abla da buradaydı. Yani dükkan sahibimle eşi. Artık yavaş yavaş fark ediyorsunuz ki butikler açılıyor. Karşıdaki dükkanımız, işte komşumuz falan. Herkes yavaş yavaş dükkanlarını açıyor, ürünlerini çıkarıyor. Şimdi ta suyu açtık. Şuradaki büyük hortum suyla komple herkes birlik oldu. Çek paslarla. İşte temizlik dediğim konu o. Böyle o yüzden rahat ettim. Elbiseyle pek rahat edemezdim. Komple fırçalandı. Ondan sonra aynalara fırçalandı, su tutuldu, çek pasta çekildi. Ufak tefek çizgileri oldu, o çek pas izleri var. Onları da şöyle geçişlerde belki belli oluyordur. Su izleri bakın. Bunları da artık bir ara. Ben zaten silecektim, polen tozu falan vardı diye hatırlıyorsunuz. Ondan sonracığıma. Şu hala hoşuma gitmeyen bir görüntü. Ama sanırım böyle şu standa daha kısasını bulabilirsek bunların hepsini oraya dizeceğim. Yoksa da böyle şu komşumdaki sepet gibi bir şey istiyorum. Şu sepete böyle hepsini atacağım. Aslan şey, Ümmet'in tıraşına bakın siz. Dön bakayım. Eniştesi bakın nasıl tıraş etmiş Ümmet'i. Aslan. Aslan'a daha zaman geçmedi. Yusuf'un müşterisi vardı. Aras kuzu gel tıraşını göster. Aslan gel, şey Aras gel tıraşını göster. Yok ben göstermek istemiyorum. Dön sırtını da. Şımardı bu çocukları gördü. Neyse. Komple buralar, şuralar, her yer komple gördüğünüz bütün pasaj. Komşular herkes çıktı, yıkadı. Herkes elinde çek paslarla, fırçalarla. Burada tekstilci komşumuz var. O da açtı yavaş yavaş hazırlıkta. Falan filan böyle durumlar. Şimdi annemler mutfaktalar. Ya siparişi var tahminimce ya da işleri var. Bilmiyorum. Diana'nın da bugün dedesi vefat etmiş. Toprağı bol olsun. Biraz modu düşüktü. Onun dışında size bugün ne göstermek istiyorum biliyor musunuz? Bizim neredeyse manikür, pedikür setlerimizin her şeyi tamamdır. Bütün setimizi tamamladık. Şimdi size onları bir tezgaha açacağım şöyle ve hepsini göstereceğim. Görüyor musunuz? Dükkanlar açıldıkça pasaj nasıl doluyor? Herkes saatler olsun. Hoşça kalın. Ondan sonra. Ana baklava. Arasın bir dakika yavrum. Of çocuğum. Birken zor zaten, bir de 3 bir arada hepten zor, öyle söyleyeyim. Şu radyoyu bir durduralım. Nasıl duracak bu? Şöyle kapatayım ben bunu en iyisi. Müşteri şimdi çıkıyor. Yusuf'un buraları da toparlaması lazım. Ben karışmıyorum. Kızıyor bana. Gelip diyor burada bana patronluk yapma diyor. Peki dedim. Bakın kargo siparişimizden gelenlerden biri de buydu. Bunu özellikle burası için sipariş verdim. Çok boşluktaydı, güzel oldu.
Bir de 12'li gene berber tabloları ufak ufak 12'li böyle set sipariş verdik. Ya buraya dağıtacağız ya da şu standı Yusuf diyor ki ben şu tarafa koymayı düşünüyorum diyor şunu. Buralara dağıtacağız merdivenin boşluğuna. Aras'cığım. Malzemeleri size tezgaha bir açayım. Benim dükkana bunları bir taşıyayım. Burada çünkü sesler var. Rahat konsantre olamıyorum. Size duymazsınız. Bunları bir toparlayayım size. Ayrıntılı. Bunun videosunu da çekeyim. Neler aldık, neler geldi. Çocukların enerjilerini tabii biz orada şey yapamayınca. Oh Allah'ım. Bir de nasıl bir şey biliyor musunuz? Biri başlayınca öbürkü de başlıyor değil mi bacım? Biri başlıyor öbürkü onu şey yapıyor. Ama bir akıllısı aslan. Aslan tabii onlara göre yaşça da büyük olduğu için. Aslan bakayım senin tıraşına. Eniştesinin eline sağlık bak. Benim Aras'ın tıraşı bir tuhaf mı olmuş? Evet, Aras birazcık üstünü uzun bıraktırmış. Aras sen o saçının yanlarını niye öyle kazıttın üstünü uzun bıraktırdın? Görüyor musun? Şımarıyor birilerini. Gerçi her zamanki hali de neyse olsun. Çocuklar bunlar büyüyor. Şikayetçi değil. Şükür Allah'a. İnsanlar çocuk çocuk diye ağlıyor. Değil mi? Biz de bulmuşuz aslan gibi çocukları şikayet etmeyelim. Şimdi çocukların enerjileri şeye pasaja fazla gelince. Burası açıldı mı? Burası bilmiyorum canım. Bence daha açılmadı. Şu 5 yıldızlı otel burası büyük. Parka geldik. Keçilerin yanına her zamanki gibi. Bunlar biraz enerjilerini dağıtsınlar. Bir yarım saat, bir saat sonra da artık yavaş yavaş eve gideriz. Çünkü çocuklar durmuyor gerçekten. Anneyi rahat bırak. Anne benimle sohbet ediyor. İlla annelerinin şeyi olacak bunlara dikkati. Evet. Hele anlat bacım. Anneciğim. Aras. Ne anlatayım? Ayva söyle bana. Ne isterim? Biz seninle bir ay önce tam bir ay oldu. 27'si 26'sında beraberdik. 27'sinde son görüşmemizdi. Sen de Ramazan'da o zaman. Evet. Gece sahur yaptık. Sabah kalktık annemin hastaneye gittik tatillere. Evet. Zayıflamışsın. Nasılsın? Ben dün Nigar beni bekliyordu. Ama ben gelemedim. Birkaç tane işim vardı. Oraya gitmiştim. Bugün de hiçbir şey gözlüğümü söylemedim. Gözlüğümü de getirmiş bu arada unutmuştum ya. Evet. Bugün de hiçbir şey söylemedim. Böyle dedim. Sürpriz. Pat deyip geleyim. Çok iyi oldu. Bir tek enişteyi söyledim. Yusuf bana, biliyormuş o da bir şey söylemedi evet, bana. Evet. Bu pasajın konumunu istedim. Dedim hemen pasajın oraya geleyim. Ha sen ilk defa buraya geliyorsun. Evet, geldin daha. Dükkana, bu dükkanlar ilk defa. Evet gelmiştik. Gelmiştik tıraş buraya. Yaptık. Şey çocuklar tıraş yaptık o evet. kadar. Ama biz düzenimizi açtığımızdan beri ilk defa geliyorsun. Evet, benim dükkan açıldığından beri. Evet, tamam evet. Tamam doğru. Nasıl hissettin? Enerji nasıl? İyi güzel. Bence çok güzel. Bir sezon geçecek. İnşallah. Biraz yorucu olacak benim için ama yapacak bir şey. Bence çok güzel. Burası buranın yerleri de çok güzel. Baksana otel her evet, yer otel. Tam karşımız komple hep otel boylu boyunca. Sen çalış. Birazcık konuş. Turistlerle anla. Biraz o donukluk var bende ya. Evet. Böyle saklanma, şey yapma. Şey yapamıyorum. Beni biliyorum. Evet, sen çok hemen gelir gelmez dedim ya satışı yaptı, siftahı yaptı bacım benim dolarla hem de. Lavabomu yıkadı sağ olsun. Onları çektim ben, anlattım benim kızlara. Yani sen evet. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çocuklar okula alıştılar. Her şey alıştılar. Yolunda. Alıştılar. Evet, ben şimdi şey yapıyorum. Evraklar topluyorum. Hani kimlik için evrak topluyorum. İnşallah en kısa zamanda veririm. Ondan sonra devam. Seni de izliyorum her zaman. Hocamsın. İyi ki varsınız. İyi ki benim bacıma destek veriyorsunuz. Canım benim. Evet. Ben bizi de sevmeyen ölsün. Gene bir övme kendimizi bak lütfen. Direkt yapıştırdık gene. Ne diyeceğim? Şimdi bugün babam geliyormuş ama sen onunla görüşemeyeceksin. Çünkü ben seni alıp gideceğim. Gece 11 gibi de gelemeyiz. Bakarız. Biz şimdi diyoruz ki yarın çocuklarla burada zapt edemiyoruz. Çocuklar denizi istiyor. Evet. Bununkiler değil özellikle benim Aras. Ama Rasima da diyor ki Ümmet hastalıktan daha yeni çıktı. Ümmet dışarı çıkma oğlum gel buraya. Korktu geri. Aslan olur ama Ümmet şimdi denizde görürse girmeme. Denize girmeyecek. Evet. Hayır, ama denizin kenarında izin tutabilir misin onu? Evet. Ona göre program yapacağım bakacağız, yarın sabahta. Bakacağız. Resim'e diyor ki evde de oturabiliriz. Önemli olan beraber zaman geçirmek ama çocukları evde de zapt etmek. Hani enerjilerini bak. Senin bu oğlun çok romantik biliyor musun? Evet. Ben bunu fark ettim. Bak. Aferin çocuğum. Ne güzel yetiştirmiş. Of, gel öpücük ver. Onu getir. Anne. Aslanım. Sen de böyle romantik ol aşkım. Al onun üstünden düştü. Boğazı kopdu arkadaşlar. O da oğlanı öptü. Ben de seni öpeyim. Gel. Biraz az şımarsan daha iyi olacak.
her zaman. Oh, iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Teyzeni de öp. Teyze hoş koydu. O bugün çok mutlu. Fusilli arbacalar günü. O kadar mutlu ki geldiğim için. Akşam beraber olacakları böyle şimdi. Ya ne yap, bazı durumlar oluyor ki ne yapabiliriz yani? Hiçbir ne yapacağız? Şey, yapılacak bir şey yok. Çocukları biz doğurduk, biz bakacağız. Mecburuz. Ya bir şey söyleyeceğim değil mi? Ya babalarına da paslamak lazım yani. Gitsinler bir çay, beş. Yok, babalar öyle bize şey yapamazlar, bizi gibi bakamazlar. Değil mi? Bakamazlar. Yok, evlat anaya lazımmış. Ben bunu anladım, evet, bildim. Evet. Neyse, daha uzun uzun konuşuruz. İki gün bende resim al. İki gün değil ya, nereye gideceğim? Tamam, yarın akşama kadar bendesin. Daha bugün, yarın. Belki bakar kalırsın. Pazartesi. Ondan benziyor sonra. Benziyor muyuz? Ha, biz amca çocuklarıyız bu arada. Öz amca çocukları. Öz amca çocukları. Babalarımız çok benzettiler. Evet. Babalarımız benziyor. Evet, babalarımız benziyor zaten. Hmm. Biz... Çocuklarımız da benziyor, biliyor musun? Evet. İkisi de yuvarlak. Ben Toruna benziyorum. Ümmet'le Aras çok benziyor. Aras, Ümmet bakın anne, bakayım. Anne aslan kaşa benziyor. Kulak yapıları. Kulak yapıları her şey aynı. Bir tane uyum. Biz birazcık sanki bilmiyorum. Sen daha esmersin. Tamam mı? Kaşın gözün daha net. Kiprikler. Hele kapat kiprini. Kiprikini kapat kapat. Maşallah. Bu onun orijinal kipriği. Maşallah. Bir de Rasima mesela yaşını göstermiyor büyük olduğunu. Ben mesela Rasima'ya göre daha büyük duruyorum galiba. Senden. Bakımlı karı, biliyor musun? İki tane oğlan yetiştiriyor ama hiç kendinden ödün vermiyor. Çok bak bakın. Tamam. Star, oraları var. Geçelim. Utandı çünkü. Neyse, evde daha iki gün demem istedim. Toparlayayım aşağı yukarı. Yukarı aşağı diyormuşum da uyarıyorum. Evet. Sen onu da biliyorsun değil mi? Aşağı yukarı, yukarı aşağıyı. Tabii. Halbuki yalan haberi bile. Neyse, daha çok zaman geçiririz. Daha çekiniriz demek istediğim. Daha vaktimiz yeter. Evet, buralardayız. Kayınvalideni görmek istiyorum. Tabii tabii, geleceksin canım. Kızlar, parktan geldik. Dedim ki size şu kargo açılımlarını yapayım. Çünkü malzemeleri kimseye elletmiyorum. Dedim önce benim kızlara göstereceğim. Ya eksiklerimiz var. Birkaç eksik daha gelecek. Bunlar manikür pedikür eksiklerimiz, siparişlerimiz. Hepsini Trendyol'dan sipariş verdim. Fiyatlarını inanın hatırlamıyorum. Ama en pahalı malzeme şuydu. Bu sterilize makinesi. Yani manikür pedikür, işte makas, ne bileyim işte bu metal eşyalar kullanıldıktan sonra ya da bu törpü başlığı falan kullanıldıktan sonra bu makinenin içinde sterilize ediliyor bir gece boyunca. Şöyle bir sterilize makinesi. Sonra şöyle bir aydınlatma, çünkü şimdi böyle uzatıyorsunuz ya, az çok tecrübeniz vardır. Maniküre falan gittiğiniz zaman yaklaştırıp etlerini falan iyice temizlemesi için bu aydınlatma ona şart. Ampul takılıyormuş, bunu bilmiyordum. Bak aşağıda ampulü var. Ay, şeyini kırdım galiba. Neyse, onu YouTube halleder. Çıkarı buraya yerleştireceğim. Daha tezgahımız gelmedi. Tezgah şey sipariş verdik. Manikür masası. Sandalyelerini Yusuf ayarlayacak. Tam tezgah hazır olduktan sonra bunların hepsini, onlara zaten böyle raflı geliyor. Hepsini yerleştirecek yerine. Resime, şu anda videoyu resime çekiyor. Sakın beni güldürme. Tamam. Oradan tebessüm ediyorsun. Ay'a geldi de. Ay'a gel. Gel gel, kargo açılımı yapıyoruz. Şöyle bir şey bu. Böyle koyuyorsunuz. Anladınız zaten. Minder. Bir de kılıflı olması çok iyi. Kirlendiği zaman yıkanılabiliyor. Ben bunu geri şeye koyayım. Çok sizi sıkmadan hızlı hızlı geçeyim bebişlerim. Ama böyle kargo meraklısı da olduğu için çekiyorum. Şöyle bir şey, antiseptik. Hı hı. Çok iyi bir şey. Alkol yüksek bazı bir şeymiş. Bu benim, hatırlarsınız, şey seti. Bana izleyicim İstanbul'dan göndermişti, sağ olsun. İçerisinde ne var? Kırmızı renk kalıcı ojesi var. Kalemli şu şekilde stick var. Kalıcı. Ondan sonra UV ışını, şu makina hızlı kurutma. Kalıcı oje çıkarıcı mendilleri var birkaç tane ve törpüsü var. İçinde set olarak bunlar hepsi. Bunu evden getirdim. Evde kullanmıyordum çünkü. Sonra şöyle bir şey, ne işe yarıyor inanın bilmiyorum. Böyle bir şey. Ha, bu tırnak için. Tırnakları uzatmak için değil mi? Uzatmak için. Mı yapılıyor? Yok yok, bunu yapıyorsun. Üstüne jeli yapıyorsun. Ha, ha, öyle tamam. Bir şey. Bir şey için lazım. Bir baksana. Kapat geliyor. Şimdi kardeşim bir toptancı arkadaşı varmış da onunla tanıştırdı. Müslim mi? Böyle kumaş, ince kumaş oluyor ya, onun ürünlerinin şey linkini falan attılar da, kısa bir iş görüşmesi diyebiliriz. Neyse. Şimdi
Devam edelim çünkü resim anneme doğru kaçtı. Ama siz yakından nasıl göstereceğim ki ben size? Çünkü böyle ufak tefek ıvır zıvır da var yakından göstermek istediğim. Şöyle bir sanırım kalıcı oje. Ya böyle pembe ten rengi ya da beyaz olmalı. Burada iki tane var. Yanılıyor da olabilirim ama sanırım kalıcı oje renkleri bunlar. Ondan sonra şöyle bir şey, bu neymiş hiçbir fikrim yok. Tırnak tutucu. Takma tırnağa yapıştırıyorlar ya, ya da işte aynen tek takma tırnağa. Onu böyle tutucu sanırım. Yani inanın ben de 33 yaşında hiç, özür dilerim maden suyu içtim. Hiç hayatımda görmediğim değişik şeyler görüyorum. Hayatta neler varmış demek ki. Şöyle törpüler aldık. 5-10 tane. Bunların kalitesi iyi dedi. Zaten şey, Diana seçti, bana linkini attı, bize sipariş verdik. Bunlar da sanırım ya böyle toz alıcı mı ya törpü gibi bir şey, bilmiyorum. Burada 50 tane mi var, 20 tane mi var? Ondan sonracığıma. Bunlar tırnak üzeri yapıştırılacak çiçekler, desenler. Bu törpü başlığı. Bunun makinesi var kızlar. Bu başları ayarlıyor, et toplayıcı. Şimdi eskiden şöyleydi. Biz maniküre giderken elimizi sıcak suya batırıp bekletirlerdi. Kenarını böyle daha kolay almak, etlerini temizlemek için. Şimdi artık böyle yeni sistem çıkmış. Ellerini hiç sıcak suda bekletmiyorlar. Şöyle bununla hemen vızızız dönüyor ya böyle. Bunun makinesi var. Makinesini Diana'nın kendininki vardı. O getirdi. Bunlarla beraber değişik değişik işte uçlar. Et alıcı falan. Olmazsa olmaz manikür pedikürde makas. Bunlar da tırnak üzerine şekil verdirici diye zannediyorum. Ya da şey dağıtıcı, jel tırnağı dağıtıcı fırça. Bazı şeyleri yanlış söylemiş olabilirim. Şimdiden özür diliyorum. Çünkü inanın hiç tecrübem yok bu konuda. Bilmiyorum yani neyin ne olduğunu. Bu jel. Hoş geldin bebeğim. Yemek yedin mi aşkım? Abi. Yerim ben seni. Şunları gösteriyordum kızlara. Eve ne zaman gideriz? Eve biz gidiyoruz birazdan canım. Aras durmuyor baksana. Aşkım. Şarjım da bitmiş. Allah, Allah muhafaza, Aras'la gerçekten çok zor. Açmayayım ben bunun stikerini. Ben çalışmam böyle. Hoş seni, ben yerim. Biz o zaman gidiyoruz canım birazdan. Adam ne diyordu? Hangi adam? Aşkım adamda ürünler varmış. Tanıştık, resimlerini falan attılar, bakacağız. Bikini mayoymuş ağırlıkta. Ben dedim bikini mayo koymayacağım kardeşim dedim. Ama onun dışında ucuz tişört, şort, deniz dışarıya için onu pasladı, o gelecek yakında. Bir de şey, müsli elbiseler, pamuktan ince beyaz natural, onları da resimlerini seçeceğim, sipariş vereceğiz seninle beraber. Tırnak süslemek için simler, taşlar, şahane şeyler tırnak ucu için. Bunlar yine tırnak taşları, böyle pul. Törpü açısından birkaç çeşit törpü sipariş verdik. Şöyle bir tane normal bildiğimiz şey taşı, topuk taşı. İki tane. Bir tane şöyle bir şey. Yine ha bu şeymiş. Törpü gene şey gibi ama. Şöyle resmi göstersem anlayacaksınız. Aman valla kafam o kadar karışık ki bazen odaklanamıyorum. Şimdi kafam şeyde, adamın göndereceği resimlerde. Bir yandan da dükkanım için. Aslında bu da bizim işimiz. Eşimin işi. Fark eden bir şey yok. Kasa bir. Onun işi olduğum benim için fayda. O yüzden bunları da gösteriyorum. Bunlara da bir yandan kafa yoruyorum. Bir yandan da kendi dükkanımın birkaç eksik. Beyaz mesela. Beyaz elbise eksiğim var. Tek renk, natural. Kafam orada yani, demek istedim. Dağıtmayayım konuyu. Bu da sterilize kutusu. Sterilizasyon kutusu. Bunun içerisine de böyle kullandıktan sonra bu metal ürünleri koyuyor, sterilize ediyor. İçine alkol mü koyacak yoksa bunu kutuyla beraber o sterilize makinesine mi koyacak, onu hiç bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Diana sipariş verdi, biz de söyledi, biz de aldık. Bunlar tırnak. Mesela insan protez tırnak uzun istiyor değil mi mesela? Bunun üzerine boyutlarını seçiyor tırnak kalınlığına göre, yuvasına göre. Bunun üzerine işte yapışkanını uyguluyor ya da işte her neyse, anladınız siz böyle. Burada 100'er taneden mi, 200'er taneden mi var her ölçüden? 9'a kadar bir ölçü var. Yine şöyle bir şey, bu nedir bilmiyorum. Şöyle başlıkları var. Bu sanırım oje dekorasyonu. Oy aşkım, hastaymış Ümmet ya. Ümmet burada oturuyor. Büyük oğlanları da oraya ayırdık. Çünkü hepsi bir arada, kafa kalmıyor yani. Eve gideceğiz birazdan zaten. Şöyle başlıklar, bu da sanırım şekil verdirici ya da işte şey yapıştırıcı. Yani tamamen tırnak dekorasyonu için diye anladım.
Böyle yine 3 tane neymiş? Jel oje. Jel oje yazıyor. Bilmiyorum hangi renk olduklarını bilmiyorum. Sıvı gibi bir şey. Bunlar da yine tırnak tutucu. Aslında bu fazladan sipariş verdik diye düşünüyorum. Çünkü şu işe yarıyor ya, ama şu da olabilir. Bu biraz daha farklı olabilir. Bu farklı bir şey hizmet ediyor olabilir. Bilmiyorum. Bu da böyle tık tıklar, böyle şeyler, mandallar, tırnak mandalı. Ondan sonra şöyle ayrı setten iki törpü daha çıktı. Şu böyle üstünü pürüzsüzleştiriyorsun. Bu yine törpü. Bu belki de setin içinde çıktığı için ayrı geldi. Ayrı geldi derken yani, anladınız. Yine bir ayak törpüsü ve başlıklarıyla beraber metal şeyli. Bu çok kaliteliydi. Bu biraz pahalıydı daha, biliyor musunuz? Çelik törpü, ayak törpüsü. Topuk törpüsü, ayak törpüsü nereden çıktı? Şöyle fırçalar. Bunlar makinayla tırnağın üzerindeki kalıcı ojeyi törpüledikten sonra makinayla kalan şeyleri, kalıbıları alıyorsunuz. Daha eksikler var, ufak tefekler gelecek. Onları da parça parça artık gösteririm. Şu tırnak itici miydi? Batık tırnak çıkarıcı mıydı? Bilmiyorum. Böyle bir şey. İki başlıklı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Alpa Nail Glue. Nail Glue dedi, acaba yapıştırıcı mı? Bilmiyorum. İngilizcem de zaten benim perfect değil ya. Şunlar şöyle şeritler kızlar. Bunlar yine tırnak dekorasyonu için. Şunlar şöyle kürdanlar, yine tırnak batık için mi, artık ne için kullanacak bilmiyorum. Video bayağı uzadı. Bu arada ayak şeyi falan söyledim. El ayak peelingi. Onlar da gelecek. Şöyle bir şey, maska, ayak maskesi. İçinde kaç tane var bilmiyorum. Belki de tek parçadır. Belki hediye koymuşlardır. Hiçbir fikrim yok. Şöyle bir ayak maskesi. Soyulabilir herhalde. Ondan sonra bak, şeyin bir tanesi çıkmış, düşmüş. Nereden düştü bu bilmiyorum. Bunu geri kutusuna koyalım. Bunlar da gene böyle simler tırnak için. Evet. Takım budur. Ben bu vlogu burada bitireyim. Bayağı uzun sürdü. Eve gidince de evde bir vlog başlatırım. Olmazsa da en kötü ihtimal yarın inşallah hep beraberiz. Yarına programım şöyle. Dükkana gelmemek. Çünkü çocuklarla birazcık zor oluyor açıkçası. Bir de zaten denize istiyorlar. Daha denize de bakacağız. Ümmet hasta. Nasıl yaparız? Belki evde otururuz. Bakarız duruma göre. Sizleri öpüyorum. Çok çok seviyorum. Bir dahaki vlogda görüşürüz.